Kelepçeyi çıkaralım. Evet Merdo. Bu gece ne oldu? Nereden geldin? Olay nasıl yaşandı? Hiçbir şey atlamadan anlat. Avukatın bunları sana söylemiştir zaten. Merdo, biz ne yapacağız? Biz nerelere gideceğiz? Biz nasıl çözeceğiz bunu? Kaçacağız Gülnaz. Gel benimle. Bu gece ben yalnızdım. Tektim. Atlar için gelmiştim. İçeride huysuzlanan bir at varmış. Onun için geldim. Gülnaz neredeydi? Burada görgü tanı olarak geçiyor. Merdo bak bizi bulurlar. Bize huzur vermezler. Bize dirilik vermezler. Sen biliyorsun bizimkileri. Kurban olduğum bak. Sana söz veriyorum. Yerin yedi kat dibine de girsen ben senden ayrılmam. Tam hatırlamıyorum hakim bey. Çeşmenin orada olabilir ama bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Nasıl yani? Onunla hiç konuşmadınız mı? Yok hakim bey. Ben burada seyis olarak çalışıyordum zaten. Hani bir seyisin bey kızıyla konuşması yakışık almaz. Siz çeşme tarafında mıydınız? Peki oraya geçin. Ben huysuzlanan atla konuşurken, ben atlarla konuşurum da hakim bey. Hani öyle sakinleştiririm. Abdurrahim abi geldi. Ben yokken çok öfkelenmiş zaten. Aranızda bir husumet var mıydı? Yok hakim bey, ben Abdurrahim abiyi çok severdim. Ama o gece gözü dönmüştü. Beni öyle görünce. Ne ediyorsunuz ulan siz? Abi biz konuşuyorduk öyle. Rahim abi kurban olayım bırak bizi. Biz birbirimizi seviyoruz abi. Bırak peşimizi de gidelim. Konuşmama öfkelendi herhalde. Hani işini yapmıyorsun gibisine. Bana sesliğimi hatırlattı. Sonra silahını çekti. Kurban olayım bak yok, yapma Rahim abi. Yok yok abi bildiğin gibi değil. Yanlış anladın sen bizi. Ben yapma Abdurrahim abi dedim. Bir kaza çıkacak deyip kolunu tutmaya göstereyim mi hakim bey? Böyle silah olan kolunu sıkıca tutmaya çalıştım. Sen ne yaptın o sırada? Ben yapmayın dedim. Bir kaza çıkacak dedim. Peki daha önce bu şekilde kavga ettiklerine şahit olmuş muydun? Yok. Hiç olmadı. Ona ben böyle tutunca hakim bey silah yere düştü. Abdurrahim abi almak için yeltenince ben böyle ardından onu tutup böyle mani olmaya çalıştım. Peki atlar? Nasıl? Az önce atlar huysuzlandı demiştin ya. Böyle bir kavgada çok fazla gürültü çıkarmış olmalılar. Konaktan kimse bu gürültü duyup gelmedi mi? Yani yok hakim bey, atlar benim işim hani kimseye karışmaz o işe. Onların dilinden ben anlarım. Peki tamam. Silah nasıl patladı? Ben şöyle tutarken Turayım abi kafasını geriye savurunca ben çekilince sıyrıldı. Tekrar silahı tuttu. Ben tekrar böyle tuttum kolundan. Yapma abi dedim. Karşı karşıya kaldık bu sefer. Abi bak bir kaza çıkacak. Bir kaza çıkacak. Yapma. O esnada silah patladı. Sen tetiğe basmadın. Ben basmadım. Ben ne yapacağım şaşırdım zaten. Ben nasıl oldu anlamadım ki. Burak Gülnaz Hanım Abdurrahim abinin üstüne kapandı. Yani ağlamaya başladı. Ben de başka kan dökülmesin diye
Kaçtım. Evet, zaviyesinden keşif tamamdır. Merdo'yu götürebilirsiniz. Tabii. Canımızın çok yandığı o acı günü bir kez daha gözyaşları içinde görmüş olduk hakim bey. Fakat ne yaparsanız ki vazifeniz. Hiç kolay değil, anlıyorum. Ama adalet için gereklidir Latif Bey. Tabii ki, tabii ki. Zaten vazifeniz. Biz aile olarak adalete her zaman güveniriz hakim bey. Çocuklar sofrayı kaldırmamışlar. Uygun bulursanız bir şeyler yiyelim. Dava esnasında yakışık almaz Latif Bey. Size afiyet olsun. Siz nasıl uygun görürseniz.